Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size güneş enerjisi ile ilgili bir sistem tanıtacağım ama güneş enerjisi artı evin ısıtma soğutması ile ilgili bir sisteme nasıl entegre ediliyor? Güneş enerjisinden sadece elektrik üretip evimizin içerisindeki malzemeleri değil, aynı zamanda ısıtma soğutmaya da katkı sağlayabilecek bir düzenekle eş güdümlü olarak çalışabildiğini bu videomuzda anlatmaya çalışacağız. Bu tarz özel sistemler yapan Özbek Mühendislik, Ankara menşeli bir firma ama Türkiye'nin her yerinde kurulum yapan İzmir'de. Kendisinden bahsedeceğiz zaten. Ben hızlıca bir giriş yapmak istedim. Veli Bey yanımızda, Özbek Mühendisliğin kurucu ortaklarından. Merhaba, hoş geldiniz Keremciğim. Sağ ol, hoş bulduk. Samimiyetinden böyle konuşuyorum. Eyvallah. Uzun yıllar, 8-9 yıldır beraber birlikteliğimiz var. İlk giriştiğimizde Fronius'ta senin de bize tabii katkıların büyük. Dolayısıyla Kerem dememde bir sakınca yoktur diye düşünüyorum. Her zaman abi, hiç sıkıntı yok. Bu videomuzda Veli Bey bizi Ankara'da misafir ediyor. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim abi. Bu villada ısıtma soğutmayla entegre çalışan bir güneş enerji sistemi var. Bu tarz sistemler Türkiye'de çok yok ama yayılması çok hızlı olacağını düşünüyoruz. Bu konudaki detayları da Veli Bey bize herkesin anlayacağı dilde basite indirgemiş şekilde anlatacak. Veli abi, buradaki sistem ekipmanları neler var? Bize kısaca özetler misin lütfen? Tabii ki Keremciğim. Çatımızda 17 kW piklik bir panel gücümüz var. Burada iki tane toplam gücü 14,5 kW olan invertör gücümüz var. 20 kW'lık ısı pompası, bir tane 300 litrelik kullanım suyu boyları, 200 litrelik akümülasyon tankı, diğer buffer tankımız var. 10 pilotımız var. Burada MyBest ürün olan bir sirkülasyon pompamız, ana kontrol panomuz, yukarıda yerden ısıtma, reha ekipmanlarıyla beraber oluşmuş tüm oda oda kontrol sağladığımız reha ekipmanlarına oluşmaktadır. Neden yani 24-10 kW bağladık? Çünkü müşterimiz burada bir batarya alımı gerçekleştirdi. İleriki elektrik kesintisinde veya uzun süre 24 saat güneşi kullanmak istediği için de Gen 24 serisiyle bu iki invertörümüzü birbirine entegre ettik. Bu arada hemen şeyi, hem bilgi amaçlı da olsun izleyenlerimiz için, bu taraftaki invertere biz batarya bağlayamıyoruz. Evet. Bu farklı bir seri, hibrit diye geçen bir seri. Evet, doğru. O detayı da bize anlatırsan. Gen serisi bizim son 2 yılda Fronius'un ürettiği batarya bağlanabilen hibrit bir invertörümüz. Bu invertörün en büyük özelliklerinden bir tanesi, daha doğrusu birkaç tane özelliği var. 80 Watt'ta uyanabiliyor. Start başlama voltajımız 80 Watt. Aynı zamanda batarya bağlayabiliyoruz. Aynı zamanda elektrik kesildiğinde backup modunda maksimum 9 kW'lık bir güç verebiliyoruz. Bu da her fazda yaklaşık 3.2-3.4 kW'lık bir güce denk gelmektedir. Bu ürünü biz incelemiştik ofisimizde. Evet. Arzu edenler, detaylı bilgi almak isteyenler, Simo ile ilgili kartı da yukarı bırakırız. Oradan detaylıca izlerler. Evet. Bu ürünlerde biz normal jel batarya kullanmıyoruz değil mi abi? Tabii ki kullanamıyoruz. Bir detay verelim lütfen. Evet, biz bu ürünlerde Fronius'un anlaşma yaptığı, yazılımları birbiriyle örtüştürebildiği, haberleşebildiği BYD serisi bir batarya kullanabiliyoruz. Onunla birlikte tabii Türkiye'de yok ama Tesla kullanılabilmekte. Yakın zamanda diğer batarya gruplarıyla da sanırım LG ile de, LG Resuflex ile de anlaşma sağlandı. Onunla ilgili de bütün yazılımlar tamamlandı. Diğer batarya gruplarıyla da ilgili çalışmalar devam ediyor. Böylelikle daha da geniş bir batarya skalasına sahip olacağız. Müşterilerimizin de daha geniş yelpazede seçim hakkı olmuş olacak. Profesyonel bir sistem kurmak istediğimiz zaman tercih etmemiz gereken ürünler. Sadece batarya değil, bir third party ürünler de artık bağlanabiliyor. Çünkü prosumer dediğimiz artık bir evde sadece elektrik üretim kısmında değiliz. Artık evin tamamında entegre edebildiğimiz, ısıtmayı ve soğutmayı da birbirlerine entegre ettiğimiz bir sistemlerden bahsediyoruz. Burada ayrıca kullandığımız başka bir ürün daha var. Şimdi biraz sonra onu da size anlatacağız. Veli abi, şimdi biz güneş enerji santrali benim evimde de var. Ben elektrik üretiyorum. Fazlasını direkt şebekeye veriyorum. Evet. Ve ay sonunda belli bir mahsuplaşma yapıyoruz. Enerji fazla mı oluyor benim genelde? Doğru. Büyük bir sistem kurmuştum. Ve banka hesabımıza para yatırılıyor. Ama aynısı burası için geçiyor. Satmak çok karlı olmadığını her defasında anlatmaya çalışıyorum. Doğru. Olabildiğince ürettiğimi evin içinde harcarsam en karlı, en hızlı yatırım geri dönüşü olacağını hep anlatmaya çalışıyoruz. Bu evde sanırım bununla ilgili özel bir sistem kurdun. Evet, doğru. Burada elektriğin tek amacı var, biliyoruz hepimiz de. Ürettiğimizi bulunduğu noktada tüketebilmek. Bunu yapabiliyorsak bence daha başarılı oluruz. Tabii ki bunu yapabilmek için de bizim elimizi güçlendiren bir takım argümanlar, bir takım ürünler, bir takım ürün grupları var. Bunları da bize sağlayan firmaların en başında
ve yegane bu ürünleri de birbiriyle konuşturan, bence bunu Apple'ın bir eko dünyasına, ekosistemine benzetmek çok daha doygun. Fronius ekosistemi diyorum ben burada. Sadece bir invertör artık üretip şebeke entegre satışın dışında biz burada yaptığımız, biraz sonra şimdi size göstereceğim, ısıtma veya soğutma ünitelerine destek sağlamak. Hatta elektrikli bir şarj ünitesini takıp elektrikli bir araçla birlikte tüm bu sistemi birbirini tek bir noktada toplama imkanımız var. Müşterimiz doğalgazı kullanmak istemediğini, artan maliyetlerinden ve doğalgaz yaşanacak krizlerden dolayısıyla kendisi ısı pompasına geçmek istediğini bize talebini iletildi. Biz bu talebi yerinde inceleyerek, gerekli hesaplamaları yaparak burada bir Nibe marka ısı pompasıyla beraber bir sistem kurmaya kendine teklif ettik ve kendisiyle anlaştık. Bizim burada ısı pompasında kurarken kullandığımız ürünlerde bir, burada gördüğünüz bir kullanım suyu boylarımız ve burada sistem gereği olarak kullandığımız bir buffer tankımız var, 200 litre. Tabii burada en önemli şeylerden bir tanesi de, biraz sonra göreceksiniz şimdi, bunların önünde birer tane rezistans var. Ha diyeceksiniz, bu rezistans da şebekeden de mi ısıtıyoruz? Hayır, biz şu anda şebekeden ısıtmıyoruz biz de. Şu anda duvarda asılı olan bizim Fronius'un on-pilot dediğimiz ürünü ısıtmaya destek veren bir ürünümüz. Bu ürünün amacı fazla enerjiyi içerideki yükleri besledikten sonra kalan enerjiyi şebeke satışından önce buradaki rezistansların üzerinden ısıtma suyuna veya kullanım suyuna aktarıyor. Ayrıca burada yaptığımız bir panoda biz şu anda müşterimiz yaz ve kış konumuna, beyaz ışığın yandığı bu kısım kış konumunda. Yani buradaki ısıtma devrelerinin suyunu ısıtıyoruz. Gün içinde biz fazla enerjide bu suyu ısıtıp burada saklayabiliyoruz. Bir nevi biz elektrik enerjisini ısıtma enerjisi olarak da depolayabiliyoruz. Yazında müşterimiz bunu kullanım suyunun kullanmasında, ısıtmasında kullanıyor. Böylelikle bu cihazlara bağlı ısı pompaları daha düşük sistemler, daha düşük sıcaklıklarda çalışarak daha verimli, daha büyük COP değerleri elde etme imkanımızı sağlıyor. Tabii ki sadece sistemin gereği bu değil. Bir binayı düşünün. Binanın üstünde elimizin olduğunu düşünün. Yukarıdaki panellerden alttaki bodrumdaki sistem odasına kadar her noktada kontrolümüz var. Panellerle ürettiğimiz cihazların burada kontrollerini sağlıyoruz. Isı pompasıyla biz tükettiğimiz cihazın monitörlük yapabiliyoruz. Fazla enerjiyle biz burada sisteme ısıtmaya veya kullanım suyuna destek veriyoruz. Aynı zamanda Rehon'un yerden ısıtma sistemiyle birlikte oda oda kontroller sağlayarak da her odayı ayarladığımız, set ettiğimiz sıcaklığa ulaşarak o sıcaklığa ulaştığı zaman o hattın kapanmasını ve böylelikle bina içindeki gereksinimini azaltarak ısı pompasının daha da verimli çalışmasını sağlamaktayız. Tabii bunları yaparken bu bir bütün. Sonuçta bu sistemin aynı zamanda bir de izolasyon değerlerinin çok iyi olması lazım. Nasıl biz burada suyu ısıtıp bu suyu geç saatlere kadar koruyabiliyorsak, binanı ısıttığımız veya yerden serinletme yaptığımız zaman da binanın içindeki o sıcaklığı veya o soğukluğu korumamız lazım. Bu bir bütün. Sonuçta bu sistemler birbirleriyle haberleşiyor. Bize monitörlük değerlerini veriyor. Aynı zamanda biz buradan da, burada gördüğünüz Nibe'nin kontrol paneli de tüm ayarları müşterimiz isterse uzaktan, isterse kendisi buradan detaylı ayarları yapmakta. Bizler de admin olduğumuz için bu ayarları da müşterimizin taleplerine göre gidiş suyu, ısıtma yerleri veya soğutma ile yerler olsun, soğutma sıcaklığı olsun, boiler sıcaklığı olsun, bu gibi ayarları da tamamını sistem üzerinden yapabilmekteyiz. Veli abi, burada bakır borular dikkatimi çekti. Çok farklı bir görüntü. Aynı zamanda Fronius'u zaten biliyoruz. Avrupa menşeli premium segment bir inverter üreticisi. İşte burada bakıyoruz. Viessmann markasını görüyoruz. Dışarıda Nibe dediğimiz bir ısı pompası var. Yani hep premium segment ürünler kullanılmış, yapılmış. Bunu tercih etmenizin, böyle ürünlerle çalışmanızın özel bir nedeni var mı? Ondan bahsetmenizi rica edeceğim. Tabii ki. Yani sonuçta biraz önce bahsettiğimiz bu sistemin performansını yakalayabilmemiz için de bu tür ürünleri tercih etmemiz lazım. Bakır borda biz geberit ürünleri kullanıyoruz. Niye geberit ürünü kullanıyoruz? Bakır borda kullandığımız ürünlerin çapları bizim bir plastik bordaki çaplar gibi değil. Gerçek din normal çaplar. Aynı zamanda presli bir sistem kullanıyoruz burada. Bunun dışında bakırın biliyorsunuz iletkenliğinin yüksek olduğunu, bakırın içinde herhangi bir tortu, herhangi bir bakteri tutmadığı için bu bakır boru daha çok tercih ediyoruz. Bir de tabii ki görüntü bizim için en önemli. Aynı zamanda buradaki kullanılan branşmanlar ve fix aletler dediğimiz işte kurulum ekipmanları.
kurulum ekipmanları veya kelepçelerde Hilti'nin ürünleri. Burada Wisman ürünü tercih etmemizin sebebi, biz buradaki suyu ısıttıktan sonra 24 saatte 1-2 derece bir kayıp olmaktadır. Bu da bizim için önemli. Biraz önce de konuşmamın başında bahsettiğim gibi izolasyon bir bütün. Sadece cihazların performansı değil. Siz istediğiniz kadar ısıtın, soğutun ama bir taraftan da kaçırıyorsak bunun bir anlamı yok. Tabii o taraftan Nibe'yi tercih etmemizin sebeplerinden biri Nibe'nin bu ürünü F2120 dediğimiz üst segment bir ürün. İçinde restans bulunmuyor. Özellikle ben bunu bahsetmek istiyorum. Ve -25'te 62-63 derecelere kadar çıkabilen ve sessizlik olarak da 42-45 desibel gibi 2 metre 3 metre mesafede bir performansa sahip. Bu da müşterimizin bunları tercih etmesindeki en büyük tercihlerden biri oluyor. Sistemi doğru ekipmanlarla doğru ürünleri bir araya getirdiğiniz zaman da sistem uzun süre müşterimize hizmet etmektedir. Özellikle biz bu ürünleri tercih etmek istiyoruz. Tercih etmek istememizin en büyük sebebi müşterimiz işletme sırasında artık sıkıntı yaşamak istemiyor. Geçmişte yaşadığı, kendi daha önceki oturduğu evlerde yaşadığı deneyimlerden dolayı artık problem yaşamak istemiyor. Uzun süre sistemin kendisine hizmet etmesini istiyor. Servisle çok büyük bir ilişki içinde olmak istemiyor. Tabii ki bir şey olduğu zaman müdahale etmemiz gerekiyor ama birçok ürüne dışarıdan veya uzaktan müdahale, sıcaklıklar olsun, ayarlar olsun, onları yapabiliyoruz. Aynı zamanda müşterimiz bir yeni bir otomasyonun içine bir ürün daha ekliyoruz şu anda. Yaz-kış modunu telefondaki bir aplikasyona yapacak. Böylelikle müşterimiz eğer o an kışın enerjiyi üretti ve beslediği sıcaklığı da ısıtma devrelerini görüp sistem kapattıysa bunu direkt otomatik olarak kullanım suyuna çevirip daha da efektif, daha da öz tüketim oranı arttırabilecek. Dolayısıyla tercih etmemiş sebeplerinden bu ve performans ve kalite. Tabii ki burada müşteri memnuniyeti de bununla beraber en önemli bir etkendir. Çünkü biz referansla ve müşteri memnuniyetiyle iş yapmaktayız. Ve burada bizim amacımız çok iş yapmak değil, düzgün sistemler, birbiriyle haberleşen entegre sistemler kurmak. Abi çok güzel paylaşımlar yaptın. Teşekkür ediyorum sana öncelikle. Ben teşekkür ederim. Buradaki bu premium ürünlerle yapılan bu sistemin fiyatı nedir diye izleyenlerimiz kesinlikle soracaklardır. Ama bildiğim kadarıyla özel sistemler bunlar ve nokta atışı bir fiyatı yok. Evet. O konuda bizi bilgilendirsen sevinirim. Tabii ki bunların hepsi proje aşamasında çalışmayla ortaya çıkan ürünler olduğu için fiyat olarak şu fiyat dememiz veya şunla böyle bir şeyi fixlememiz mümkün değil. Çünkü her evin kendine göre ihtiyacı, panel ihtiyacı, panele de yerleştirebildiğimiz veya ısı pompasının kapasitesi veya seçtiği ürünler içindeki batarya olsun, seçtiğimiz ürünlerin kapasitelerine göre fiyat farklılıkları, panel adedi, invertör kapasitesi ve dolayısıyla bunların hepsi değişkenlik gösterdiği için burada biz kesin şudur fiyat dememiz mümkün değil. Açıklama kısmına Kerem Bey iletişim bilgilerini bırakacaktır. Bu konuyla ilgilenen, projesi olan herkese biz yardımcı olmaya hazırız. Merhaba, şimdi de Tunç Bey'le birlikteyiz. Evin sahibi, yatırımcımız. Tunç abiye de bir iki samimiyetten dolayı abi diyorum. Bir iki bir şeyler soracağız. Tunç abi merhaba. Merhaba. Öncelikle bizi kabul ettiğin için teşekkür ediyoruz. Güneş Enerjisi'ne neden yatırım yapmak istediniz? Öz tüketim modeli, yani satıştan önceki su ısıtması veya ısınmaya destek ünitesini kullandık. Bu yatırımdan memnun musunuz? Önerir misiniz? Kısaca bir düşüncelerinizi alırsanız bizim için yeterli olur. Buyurun. Kesinlikle. Bir kere yeşil enerji kullanıyoruz. Öz tüketimimizi tamamen karşılayabiliyoruz. Kalanını satıyoruz. Çok bilgili, çok teknik, harika bir ekiple çalıştık. Teşekkür ederiz. Onun için biz tavsiye ediyoruz. Bence herkes yapmalı. Peki abi, bu sistemin takibi konusunda, izleme konusunda... Harika, harika. İstediğimiz yerden, dünyanın neresinden açarsak açalım, telefondan bile her şeyimizi izliyoruz. Ne üretiyoruz, ne tüketiyoruz, güneşin durumu ne, ısımız ne. Her noktayı kontrol edebiliyoruz. Her odaya farklı bir şey verebiliyoruz. Seyahatlerde farklı programlar koyabiliyoruz. İnanılmaz esnek, kullanışlı bir sistem. Kolay bir sistem. Nibe ile ilgili bir sizi biliyoruz. Norveç'te kuzey ülkelerinde iş yapıyorsunuz. Evet. O bölgede de hobinizden dolayı seyahatleriniz oluyor. Nibe ile ilgili kısa bir... Tabii Nibe'yi biz duymamıştık. Hayatımızda ilk defa Veli Bey söylediğinde de öyle bir nedir bu dedik. Sonra Norveç'teki dostlarımıza sorunca dediler ki Nibe bu işin Rolls Royce'u.
verimliliği en yüksek olan ısı pompası NİBE ve özellikle bu iş için tasarlanmış her şey ve Avrupa yapımı, içinde hiç öyle ne diyor belirsiz komponent yok. Onun üstüne hiç düşünmeden aldık ve çok memnunuz. Hakikaten verimli, servisi muhteşem ve teşekkür ediyoruz Veli Bey'e onu önerdiği için bize. Son olarak da yatırımcılara bu tür bir yatırımı, güneşi, ısı pompasını bir yerde entegre önerir misiniz? Kesinlikle. İlk biz sorduğumuzda böyle küresel olarak bilinen işte klimacı, kombici markalar Ankara'da bu iş çalışmaz, niye yapıyorsunuz gibi yaklaşımları bile vardı. Yani inanılmazdı. Ama işte bütün hesabı kitabı yaptılar, çatıyı incelediler. Ondan sonra buna karar verdik. Bence herkes düşünmeli. Teşekkür ediyoruz Tunç abi. İyi günlerde, güzel günlerde, mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle. Elinize sağlık. Biz teşekkür ediyoruz. Hakikaten endüstriyel hassasiyette nefis bir tesis kurdunuz. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Veli abi, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bizi davet ettin. Böyle güzel bir sistemi bize tanıttın. Ben teşekkür ederim. Biz de bilgi sahibi olmuş olduk. Çünkü güneş enerjisi sadece elektrik üretip satmak, para kazanmak değil. Evet. Olabildiğince içeride tüketebilmek. Bu da işin en güzel kısımlarından bir tanesi. Suyu ısıtırım, evdeki doğalgaz masrafımı ya da elektrik sarfiyatımı aşağı çekerim. Harika bir sistem olmuş. Elinize sağlık. Ben hakikaten çok beğendim. Umarım bana da aynı sistemden. İnşallah yakın zamanda kuracağız inşallah. İnşallah bana da aynısından bir tane inşallah. İstiyoruz. Elimizden gelir nesneyi sana sağlayacağız. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Rica ederim. Bence bu video oldukça faydalı olmuştur. Türkiye'de bu tarz evler çok fazla yok. Ve yakın gelecekte de olacağını düşünüyorum. Tabii ki bunlar villa tarzı sistemler, müstakil evlere daha uygun olan sistemler. Doğru. Ama ileride muhtemelen daha büyük sistemlerde belki ekipmanlar çıktığı zaman olabilir. Ama şu anki odak noktamız villalar. Evet. Villalardaki enerji üretimi ve ısıtma soğutma sistemlerine entegrasyon. Doğru. Ben çok teşekkür ediyorum. Videonun bu bölümüne kadar izlediğiniz için sevgili izleyenler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.